Ali, sabahın erken saatlerinde hastaneye gitmek için yola revan oldu. Yolda giderken yaşlı bir amcanın canhıraş bir şekilde ellerini kaldırdığını görür. Pencereyi açar ve amcaya der ki, buyur amca. Amca, oğlum bugün köye ekmekçi gelmedi. Dönerken bana ekmek getirebilir misin der. Ali ise, amca ben geç dönebilirim. Sen buradan geçen diğer arabalara söyle. Tam pencereyi kapatacakken amcanın gözlerinin dolduğunu görür. Pencereyi açar. Tamam amca, ben dönerken sana ekmek getireyim der. Amca ise şöyle der. Allah senden razı olsun oğlum. Allah seni kazadan, beladan korusun inşallah. Ali hastaneden çıkar, ekmeği alır, amcanın evine doğru yola devam. Amcanın evine gelir, ekmeği teslim eder. Yaşlı amca çok mutlu olur ve şöyle der. Oğlum Allah senden razı olsun. Allah seni kazadan, beladan korusun der. Tam o esnada Ali'nin arabasının yanından bir araba geçer. Derken Ali yola revan olur. 500 metre gittiğinde bir arabanın şarampole yuvarlandığını görür. Adamın yanına gider ve der ki ne oldu? Adam şöyle söyler. Yolun ortasından kocaman bir yılan geçti. Korktum, direksiyonu sağa sola savurdum ve şarampole yuvarlandılar. Ali bakar ki amcanın duası esnasında geçen arabanın bu olduğunu fark eder. Dostlar, hiçbir iyiliği küçük görmeyin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Az sadaka çok belayı def eder. Eğer Ali amcanın ekmeğini almak için durmasaydı orada, eğer Ali amcanın ekmeğini getirmeseydi arabanın önünde olacaktı ve o yılanı Ali görecekti, şarampole yuvarlanan Ali olacaktı. Ali'nin arabasında 3 kişi vardı. Ali, eşi ve çocuğu. Allahu Teala 3 ekmek karşılığında Ali'nin ve ailesinin canını bağışlamıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hiçbir iyiliği küçük görme. Olur ya bu iyilik Allah'ın hoşuna gider ve Allahu Teala sadece bu iyilik için seni cennete koyar. Hiçbir kötülüğü de küçük görme. Bu Allah'ın zoruna gider. Allahu Teala sadece bu kötülük için seni cehenneme koyar.